Aziz hemşire. Çok büyük şükür hayattasın, yaşıyorsun. Köyden cenazeler geldikçe meraktan öldük. Sağ ol Ayşe. Hayatta olan var mı, yaralı kurtulan? Yok Aziz hemşire. Hepsi mefta olmuş. Cenazelerin bir kısmını gündüzden getirdiler. Bir kısmını da yarın getirecekler. Bir çocuk vardı Salih, 10 yaşında. Getirildi mi? Hiç görmedim. Annesi getirilmiş Meryem. Dayısı da getirilmiş. Süleyman. Onun ismi yok. Sağ kalmıştır belki de. İnşallah. Bu arada Kiria Veronica uyandı. Sağ ol. Kiria. Ama niye ayaklandınız siz? Olmaz. Kuvvetlenmeniz lazım. Kalkamazsınız. Çok şükür hayattasınız. Oğlum hayattaymış. Sevineyim mi? Yoksa bunu gördüğüme üzüleyim mi? Bilemedim Azize. Kocamın bu insanları katlettiğini göreceğimi keşke ölseydim diyorum. Bir de söylemiyorlar. Kuvacılar yaptı diyorlar. Halkı birbirine kırdırmayın. Seban oğlumu bulur musun? Başka bir arzum yok. Madem kaçtı, muhakkak İlal'le görüşüyordur. Lütfen Azize. İlal'le neyi görüşsün Leon? Nereden çıkardınız bunu? Senin gibi sevdayı bilen, yüreğinde taşıyan bir kadın, gözünün önünde tüten ateşi göremedi demek. Kumandan Vasili böyle bir emir vermez Hilal. Babam bile diyemediğim birinin böyle bir emir vermeyeceğinden nasıl bu kadar emin olabiliyorsun sen? Babam böyle bir emir vermiş olamaz. Leon, annem görmüş diyorum. Kendi gözleriyle görmüş Yunanlıların Hilal, yaptığını. Bak, biz abimi böyle bir baskın sırasında kaybetmişiz. Tamam mı? Bunu benim ailem yaşamış. Şimdi vaziyet böyleyken benim babam bir köyü basıp onları katletme emrini vermez. Leon, neden inanmıyorsun? Annem görmüş diyorum işte. Sen neden inanmıyorsun kuvacıların yaptığına? Çünkü bunun mümkünatı yok. Neden? Çünkü vatanperverler kendi halklarına zulmetmezler. Her yerde bağırıyor çığırtkanlar. Nasıl oluyor bu? Yani herkes ikna olmuş bir şekilde sen neden direniyorsun? Ben kendi milletimi iyi tanırım Leon. Lakin senin babanın tanıdığından şüpheliyim. Niye kaçıyorsun Hilal? Kaçmıyorum, hastaneye gidiyorum. Bir katliam yapıldı, orada olmam icap eder. Belki birilerine yardımım dokunur. Tabii sağ kalan varsa. Hiç gelmeyeceğini düşünmeye başlamıştım Hilal. Ne işin var burada Cevdet? Menfaatlerimiz bir defa daha çakıştı. Ne demek o? Bizim yaptığımız katliam kuvvacılara mal ediliyor. Her şey kumandan Vasili'nin malumatı doğrultusunda gerçekleşiyor. Ben sizin işbirliğinizi takdir ediyorum. Hatta bu hususta bir madalya alman gerektiğini düşünüyorum. Seninle alakalı bir tavsiye mektubu kaleme alacağım. Lüzum yok. Niye? Sen nihayetinde bilhassa bu hadiseyle de alakalı olarak Helen ideallerine çok büyük bir hizmette bulundun. Belki üzerindeki bu üniformayı da değiştirirsin. Bizim tarafımıza geçersin. Benim safıma. Eskisi gibi seninle omuz omuza mücadele veririz.
Kat. Ben padişahımız efendimizin kuluyum. Ve bundan da iftihar ederim. Suçu kuvvacıların üzerine atmak konusunda ne kadar samimi olduğunu merak etmiştim. Bunun için geldim zaten. Lakin Mirliva dikkatli ol. Bu hassas bir mevzu. Eğer hakikat ortaya çıkarsa hem Mirliva rütbeni hem de kendini kaybedebilirsin. Bil mukabele Cevdet. Gerçek ortaya çıkarsa siz de yargılanırsınız. Hayırlı günler. Hayırlı günler General Cevdet. İhsan! Emredin kumandanım. Bu çocuktan haber var mı? Tahkik ettik lakin bir malumat yok kumandanım. Devam edin, aramaya devam edin. Baş üstüne kumandanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.